Şimdi konseye gidelim. Konseyde de öncelikle tabii Evrim Barış olayının devamına bakalım. Evrim ne demiş, Barış ne demiş, Acun abi ne demiş. Bir izleyelim, ardından buradayız. Karşımdakinin kadın olmasıyla bir alakası yok bu durumun. Çünkü genelde Evrim'in ağzı çok iyi laf yaptığı için bu diyaloğa kimle girerse girsin zaten o kişiyi her türlü çıldırtırdı. Öyle bir potansiyeli zaten var. Ama dediğim gibi hani bunları çok uzatmaktan yana değiliz. Zaten öyle olması gerekiyor çünkü artık herkesin emeği var, sona geldik. Yani benim ağzımdan sinir harbiyle bir şeyler çıkmış olabilir. Bunun için önce Evrim'den sonra Türk halkından özür dilerim ama Evrim'le bir 4 ay geçirsinler. Ondan sonra ona göre karar versinler diyorum yani. Yani bu olay senin tarafından hani oldu, yaşandı, geçti olabilir ama şimdi şöyle bir konu var. Yani olayın bizdeki görüntü bölümü hiç öyle bir bölüm değil. Hani ben de açıkçası böyle bir olay yaşandı geçti olayına sıcak bakmıyorum. Çünkü bu olay böyle geçerse normalleşmiş olur zaten. Yani bizim şimdi sizin bu tansiyonunuzu belki Evrim de aynı şekilde düşünüyor olabilir. Hani geçti gitti de geçti gitmedi. Ben bu olayda şimdi şu bölümü yadırgıyorum, söyleyeyim. Yani Evrim tarafında yadırgıyorum, senin tarafında yadırgıyorum. Hani biz böyle bir olayı siz kendi arkadaş grubu içinde belki yaşayabilirsiniz, size normal geliyor olabilir. Ama bizim yarışmada hiç normal durmadı yani. Ortada şöyle bir tablo var. Su matarasını vuracağım gibi hareket yapan bir erkek. Öbür tarafta bir kadın. Abi oradaki imajda elinde matarayla hani bunu senin üstüne atarım diyen bir adam ve masum olan bir kadınsa yapabilecek bir şeyim yok, özür dilerim ama hani bir yere kadar da gelinmişlik var, bir çıldırma var. Sadece ben değil, kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben bir ceza verecekse su şişesini bana fırlatır mıydın matarayı? Fırlatıyormuş gibi yapar mıydın? Tartışma yapıyoruz da su şişesi. Tartışma oluyor zaten ama bu kadar büyük tepki hiçbir erkekten görmüyordum. Efendim Yunus Emre? Abi burada en sinirli, gergin, aksettirilen benim. İlk tartışmamızı Evrim'le yaşadık ve ben oradan uzaklaştım anında. Geçmişe bakılırsa. Yok yok, sen hiç öyle uzaklaşma. Oradan uzaklaşabilirsin ama bu konudan uzaklaşamazsın. Senin Nisa'ya ne dediğini biliyoruz hepimiz. Sen hiç uzaklaşmadın. Sen merak etme. Yani bu işte konuşacaklar arasında son ikiye falan girersin. Acun Bey, aslında problem ne biliyor musunuz? Problem bende. Beni normal bir kadın olarak görmüyorlar. Kendilerine güçlü bir rakip. Çünkü onlar bir şey söylediklerinde ya ve kabuğuna... güçlü rakip görmüyorsun. Bir dakika, yok, bir durur musun? Öyle demek, bir sessiz ol. Onlar bana bir şey söylediğinde arkamı dönüp gitmiyorum. Kabul etmiyorum, susmuyorum. Evet diyorum, bir daha söyle, açıkla. Ne yapmak istedin? Bir bana doğrusunu söyler misin? Onunla dişe diş kavgamı veriyorum ben. O anki tepkim evet bir tık yüksek, size de hak veriyorum. Dışarıda nasıl gözüktüğünü anlıyorum. Ama ne zaman oynayacaksın sen? Yalandan sakatsın bile denmesi benim için neyi ifade ettiğini ben kendim bilirim. Buradan sana işte pilav velisi, adaya koşa koşa herkesi burada bırakıp gidersin tek başına. Bunlar bence ağır sözler, kişiye yere göre değişir. Ama kendi aramızdaki diyaloglardan olan bir birikim olduğu için ben bu sözün nereye gittiğini çok net kavrayabiliyorum. Belki izleyici kavrayamıyor olabilir. Sadece evet bir pişmanlığım var. Biraz yükselmiş, abartmış olabilirim. Survivor kurallarının üstünde bir reflekste bulunmuş olabilirim. Ama dediğim gibi birikimle alakalı bir şeydi. Çok da hani bundan sonrası için herkesin dikkat etmesi gereken bir konu evet ama yani doğru olanı ben biliyorum, başkaları biliyor. Çok da uzatmak istemiyorum yani. Şimdi tabii burada Barış çok güzel bir şekilde herkesten özür diliyor bir kere. Hem bizden, hem Evrim'den, hem şeyden. Tabii keşke olmasaydı bence ama Evrim'in dediği bir nokta beni çok yakaladı. Diyor ki beni diyor her kadın gibi görmüyorlar diyor. Başka bir şekilde görüyorlar diyor. Ama orada şeye vuruyor, performansa vuruyor. Halbuki dese ki hani benim işte duruşumla ya da onlara isyan etmemle alakalı yok, bence, şey olsa. Bence
performanstan ziyade, sözünü kestim, onlarla onlara karşılık verebiliyor. Onu en sonunda söylüyor. Evet. Yani karşılık verebiliyor. Onların ona olan yaklaşımlarını, sert yaklaşımlarını bazen aynı sertlikte cevap verebilen bir kadın olduğu için bence biraz onu böyle ayrı tutuyor. Burada hatalı mı Evrim peki öyle hareket ettiği için? Yok, herkes hakkını savunabilir. Yani şu an burada Evrim'in davranışlarını, yaptığı şeyleri konuşmuyoruz. Biri sana öyle cevap veriyorsa, eşitlikten bahsediyorsak, küfürsüz bir şekilde, argo kullanmadan sen de aynı şekilde cevap verebilirsin. Tamam. Aynı ses tonuyla. Ama yine de benim kızdığım nokta, hakkını araması çok güzel bir şey. Susmaması, aynı şekilde tepki veriyor olması güzel. Ama dediğim gibi mesela Yasin'le geçen aralarındaki o diyalogda, Yasin'in ona üst perdeden konuşup bağırmasına susan bir Evrim de bana mesela beni rahatsız ediyor bu konuda. Yani o yüzden şu anda da şey diyemiyorum, Evrim de bu durumu normalleştirmiş oluyor. Şimdi bunu gören birisi, atıyorum yarın bir gün Ardahan da Evrim'e bağırabilir. Çünkü normalleştiriyor. Yasin bana bağırıyor, ben diyorum ki tamam normal diyorum, ben biliyorum. Bu durumu alttan alıyorum diyorum. İkinci gün bir daha bağırıyorsun. Üçüncü gün sonra Ardahan da bana bağırmak için kendinde bir hak bulabilir. O yüzden yani hakkını savunurken hakkını savunması çok güzel. Dobra konuşuyor olması çok güzel. Ama ben yine de Evrim'in o bağırmalara karşı orada madem bu kadar hakkını savunan birisi. Orada da dimdik ayakta durup da sen kimsin de bana bağırıyorsun. Ya da bir kadınla böyle konuşulmaması gerektiğini de aynı şekilde söylemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bu olaylar bu şekilde yaşanıyor. Mesela şu an iki sene sonra ışınlanıyorum. All Star oldu. Barış da orada. Nagihan da orada. Aynı olayı sen Evrim'i al oradan, Nagihan'ı koy. Ortada bir mata var, Barış var. Barış matarayı tutuyor, kaldırıyor. Böyle aynı hareketleri Nagihan'a yapıyor. Ne yapar Nagihan? Bana yaptın bunun canlandırmasını. Program öncesinde istersen bir yap bize gelin. Ya ben şöyle diyeyim sana. Yani bir kere olayın altını çok güzel çizer. Evet. Olayın aslında ne kadar yanlış bir olay olduğunu seyircilere de arkadaşlara da çok iyi anlatır ve Barış o olaydan akşam elenecekmiş gibi çıkar. Aslında doğrusu da budur, biliyor musun? Çünkü burada hani eğer şimdi ben orada, şimdi biz burada görüntüleri yorumluyoruz ama orada o kadının ne hissettiğini o kadın bilir aslında. Mesela Evrim sonrasında olayı hafife aldığı için biz biraz burada aslında hafif konuşuyoruz. Ama Nagihan orada mesela bu olayın ne kadar yanlış bir olay olduğunu altını çizerek bağırsa mesela, biz bir şekilde Barış gözümüzde böyle şey olur. Aşağı iner, yerlere iner böyle. Aslında Evrim'in bu olayı böyle göğüslemesi Barış'a da artı yazdı. O yüzden diyorum, burada Barış'a karşı Evrim'in yaptığı bir strateji yok. Strateji olsaydı Evrim konseri böyle yaptı. Ya ben o olayı aklımdan bile çıktı, Acun Bey dedi. İstese bu olayın altını çizse bu olay Barış'a çok ekste yazabilir. Çünkü görüntü kötü. Ama dediğim gibi, ters elle Matara'ya dokunmaya çalışıyor, Matara devriliyor, sonra elinde kalıyor. Bu çok net. Bence orada ters elle tutup ormana doğru atacak. O da yanlıştır. O da bir şiddettir çünkü. Hani alıp onu böyle şey yapması. Ama sonuçta orada o da sinirlenmiş. Sakatlığına laf edildiği için, az oynadığına laf edildiği için. Hani o taraftan da bir haklı tarafı var. Var. Ama gene aslında bir tutarsızlık var bence. Şunu söylüyor. Çok ağır ithamlardı diyor. Benim işte sakatlığıma inanmaması, o yüzden de böyle bir davranış sergiledim. Kusura bakmayın, evet çok yanlış gözüktü. Dışarıdan da nasıl gözüktüğünü bilmiyorum. Peki ben size soruyorum. Bundan daha ağır olaylar olmadı mı? Oldu. Çok daha ağırlar oldu tabii ki. O zaman neden bu kadar sessiz kaldın? Böyle bir olayda neden böyle bir tepki verdin? Gene söylüyorum. Tepki verdin derken bu tepkide alıp matarayı kızın suratına fırlatacak ya da vuracak demiyorum. Ama neden bu noktaya geldin? Ya yeltenmesi bile bir şey mi diyorsun? Çünkü o zamanlar performansıydı. Göz önünde olan bir Barış vardı. Şu anda performansı olmayan bir Barış var. Sakatlığından dolayı geri planda kalan bir Barış var. Dolayısıyla bu psikolojisine tamamen yansımış durumda. Kendini yetersiz hissediyorsun. Oradayken acaba ben elenecek miyim? Oyunlara çıkamayacak mıyım? Bunların hepsini sorguladığın için daha hassas oluyorsun. Doğru, zaten buna ben de değinmiştim. Sen de söyledin ama... İki çok uç farklı olayda, iki tane böyle çok uç farklı davranışta bulunmazsın bence. Birinde çok ağır ithamlar var. Çünkü yani hırsızlıkla, yalancılıkla suçlandığın bir noktada sessiz kalıyorsun. Üç hafta sonra, iki hafta sonra özür diliyorsun. Yani burada öyle bir olay yok. Sana küfür eden bir adam var, gene tepki vermiyorsun. Olayı anlayamadım diyorsun. Yani bu kadar uç tepkiler de vermezsin. Ben katılıyorum sana. Bence zaten... altında en büyük sebeplerden biri bu. En başında ben de söyledim. Performans yapamıyor, şu an çok kısa yağlamıyor, sakatlığı da sürüyor. Psikolojik olarak böyle bir buhranda.
tamam okey ama bu kadar uç tepkilerde vermezsin bence. Evet.